Yerden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası. Avrupa yakası. Hatırası. Avrupa yakası. Sağ olun, sağ olun. Anne, bu zeytinyağlı sarmalar acayip olmuş ne? Ne diyorsun? Annenizin yaptığı bu sarmayı kimseler yapamaz. Kaç tane yedim baksanıza. Döktürmüş gene vallahi, döktürmüş. Anne bak hiçbir yerde böyle bir şey yemiyorum ya. Gerçek üstü yani. Anneciğim ya. Acaba ben birkaç tane daha yiyebilir miyim ya? Al ama minik kuşum fazla yeme de krem karamele de yer kalsın. Yer kalsın derken? Ay Aslı yine muhteşem bir espri yaptın yani duman ettin ortalığı. Yani bak o kadar etkilendim ki dolma bile yiyemiyorum. Anne ya sen ne koyuyorsun bunun içine böyle baharatımsı böyle çok güzel kokulu bir şey var. Ne bu? Yok canım. Bildiğin sarma işte. Normal tarif. Baba. Hı. Ben yemekte böyle mevzuları dile getirmek istemem ama ekonomik bir konu açacağım. Acaba diyorum yani son dolar da uçtu bu aralar. Biz bayağı bir müessese olarak etkilendik. Yani ben şahsen de bayağı... Oğlum hiç yorma kendini bana ağız yapma. Senin dükkanın aldı hisse maaşım. Yeniden zam yapmaya. Efendim bilmem harçlıklar vermeye falan hiç niyetim yok. Ya babacığım en azından ufak bir ikramiye bir prim ya. Volkancığım son zamanlarda çok para harcamaya başladın sen. Ha? Bu lüks merakı yanlış arkadaşlar yüzünden olmasın sakın. Ya anne ne yanlış arkadaşı ya? Allah'ım aklıma gelen başıma geldi işte. Bak bak bakalım olur işte. Krem karamele de yetişti. Bu kızla aranda bir şey varsa yemin ediyorum. İbo teyze. Bu sabah kahvaltıda sözü geçen krem karamel yapıldı değil mi? Yapıldı. Sen gene de başka bir şey istiyorsan onu da söyle yapsınlar. Bir gönül gezdir bakalım şöyle. Ben böyle birkaç tane dolma yiyeyim. Sonra krem karamel yerim. Pardon. Ay İbo teyze sana inanamıyorum. Ay hayatımda yediğim en güzel dolma. Günaydın. Günaydın. Deniz Akkaya mı öldü? Benim için öldü Aslı. Sosyeteden bir boyfriend diye bir lavukla berabermiş. Öyle mi bu çocuk ya? Şesu. Yiyorum ben seni yiyorum. Allah aşkına ne demeye? Bir şey söyleyeceğim. Ben burada bu mekanda olmasam var ya yemin ediyorum sizin bu steril ortama Cem Bey'e iki dakika tahammülünüz olmaz. Arkadaşlar kendinize gelin. Orada Victoria ile Cem evlilik planları yapıyor. Siz burada geyik yapıyorsunuz. Abi zamanında adam gibi başka bir arkadaş seti edinseydim böyle olmayacaktı tabii. Ay aşk olsun Aslı'cığım bak beni çok kırıyorsun, üzüyorsun. Biz o konuyu da düşündük şekerim. Ay ne düşündünüz şekerim? Cem'le Victoria bu aralar pek görüşemeyecekler. Niye? Çünkü Cem'in bu hafta geç saatlere kadar süren toplantıları, işte ilgili yemekleri falan olacak. Yani kısacası Cem çok meşgul. Neden öyle? Çünkü biz öyle istiyoruz. Ya arkadaşlar ya şu çekim kıyafetleri için kuru temizlemeciyi değiştirelim. Yine kıyafetlerden biri küçülmüş. Ah! Bu çok önemli bir konu. Evet bu hafta bu konuyu Cem'le mutlaka görüşmeliyiz.
Özellikle de akşam saatlerinde yapacağımız yemekli bir toplantıyla. Canım çok önemsiz ufak bir konu. Şimdi Cem'i bunun için rahatsız etmemek lazım. Tamam tamam kesin. Bu akşam hatta bu gece böyle yemekte falan bu konuyu hemen konuşmamız lazım. Bravo. Şu senin algılamaların var ya müthiş. Deniz Hakkı'ya mı ölmüş? Ya benim için öldü. Bitti artık yaprak, bitti bu ilişki. Çok gülümlerdim ben bu kadına, çok fazla. Ne haber abi? Abi ben bir tavuk göğsü alayım, vermişken de duble olsun. Duble olsun duble. Babanın çiftliğinin tavukları değil mi bunlar? Onlardan yapılıyor. Abi niye böyle sinirlisin sen ya? Ayıp oluyor ama Volkan. Tamam lan dram yapma. Gerginim biraz kusura bakma. Hayrola abi? Abi sözde zengin çocuğuyuz meteliğe kurşun atıyoruz ya. Yapma ya. Durum bu kadar vahim değildi abi ne oldu aniden? Ya Sertaç. Kendimize manita yaptık halt ettik yani. Kız alışmış böyle rahata. Paraya pula. Sonuçta yani. Devamlı talepleri oluyor. Yok bir gün yemeğe çıkalım. Yok o yeni bir yer açılmış oraya gidelim. Hadi ben doydum şimdi bir espresso alalım. Yok işte efendim bir de drink alalım. Ala bitti yani deniz bitti abi. Abi sosyete bunlar. Takılmayacaktın aslında arkadaşlarla. Bak ben fotoşa takılıyor muyum? Böyle bunlar iflas ettirdiler adamı. Ya tabii tabii. Yani fotoş kapılarda yatıyor da. Sen beğenmiyorsun fotoşu değil mi? Tamam abi tamam. Kalbimi kırıyorsun ama Volkan. Ulan bak aklıma ne geldi şimdi ya. Düşünsene bir. Böyle Fatoş dayanmış senin Şişli'deki evin önüne. Sokakta böyle ciyak ciyak ağlıyor. Üzerinde bir tane palto yağmur yağıyor. Bir akşamüstü makyaj falan akmış onun. Hani abla bol makyajlı ya. Aynı anda da böyle şeyi okuyor. Ya evde yok sana okuyor. Elbisem gündelik, pabucum delik. Böyle attıra kafayı. Hüngür hüngür mahalle çıkmış camlara böyle. Sevenler ayrılmasın durumları falan. Sen böyle Clark Gable hesabı. Vallahi bravo abi. İki dakikada yazdın yani filmi. Volkan ne diyorum biliyor musun abi? Bence sen film yap. Film gibi adamsın zaten. Doğru bende öyle bir senaryo yeteneği var da. Ben bittim parasızlıktan Sertaç ya. Vallahi benim acil olarak bir yerden toplu para bulmam lazım. Nasıl olacak bu iş abi? Bilmiyorum Sertaç da. Artık bir şekilde çözmemiz lazım abi. Kız lükse alışmış. Olmuyor böyle. Vejetaryen tavuk da yemiyor. Öf. Manitamla bir derdim var Sertaç. Ay Sinancığım. Biliyorsun ben hayatta televizyon seyretmem. Ama senin dizi muhteşem. Evet. Evet. Sosyal hayatıma zarar verme pahasına çarşamba akşamları evdeyim. Kimle konuşuyor? Sinan Çetin. Ay evet ne olsun işte idare ediyoruz şekerim. Şey bu senin son reklamın harika olmuş. Ay ne var aslan? Sen arkadaşım mı oldun? Ay bir dakika Sinancığım seni bekleteceğim şekerim. Aslıcığım İstanbul'daki bütün önemli insanlar zaten benim arkadaşım. Fatoş benim senaryolarım var ilgilenim okun bitti söylesene Allah aşkına. Hadi. Ay. Evet Sinancığım kusura bakma. Beğendin mi? Ben de gitmek istiyorum o filme. Sanırım bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor değil mi? Sakin, korktuğumuzu belli etmezsek hiçbir şey yapmaz. Ay. Of. Ay Sinancığım affedersin şekerim. Böyle yeni projeler için falan böyle hikaye, senaryo bir şeyler arıyor musun şekerim? Ha yani böyle genç, hevesli arkadaşlarım var da. Ay inanmıyorum. Ciddi misin? Ay çok sevindim. Ay ciddi misin şekerim? Ay çok sevindim. Tamam o zaman yarın sabah kahve içmeye bekliyorum seni. Tamam söz. Tamam şekerim öptüm seni. Bye bye. Ne oldu Fatoş ne oldu? Ay Aslı sen çok şanslı bir kızsın. Ya evet. Tamam boş verin. Sinan yeni projeler için hikaye arıyormuş. Yarın sabah Nişantaşı civarında işleri varmış. Buraya uğrayacak ben ona kahve ikram edeceğim. Seninle tanıştıracağım sen de ona hikayelerini anlatacaksın. Fatoş.
Hoş. Hoş sana yapıyorum. Merhaba Aslı. Ne haberci? İyi. Bence ilgini biraz daha az belli et Aslı ha. Daha böyle serin bir davranış sergile. Ve de, ille de poğaçalar geldi. Aman aman aman. İpucuğumun meşhur poğaçaları. Yalnız yine de sen pek bağırma. Çok sevdiğimiz komşumuz Selin Hanım duyar da birazdan damlayıverir vallahi. Aman ikimiz de bu evde değil mi Tahsin? Bence çocukları filan görmeye değil resmen atıştırmaya geliyor. Keyfine de diyecekler ekmek elden su gölden. Poğaçalar, efendim dolmalar, bilmem kekler. Ya bazanın böreği. Ha, orada peçete var. Hani nerede? Ha? Önünde. Ha? Aldım aldım. Aldım bakayım. Ama bak gördün mü yine geldi. Boş ver İpucuğum, boş ver. Komşu kızı almak kalaylı kaptan su içmek demektir. Şakası bile hoş değil. Tahsin rica ederim yapma. İpo teyze. Ay inanamıyorum peynirli poğaçaya. Ay değil mi yanılmıyorum İpo teyze. Nasıl aldık o gün maşallah. Yanılmıyorsun yanılmıyorsun. Otursaydın. Oturdum oturdum. Sen işe gitmedin galiba bugün. Yani gideceğim de öyle saatini gidiyorum yani hani böyle boş oturmayayım kızlarla yemeğe çıkayım diye. Ayol sabahtan akşama kadar atıştırıyorsun hala böyle sıskasın. Epes doğrusu. İpo teyze ya bak ben sana anlatamadım onu. Benim bünyem böyle. Yani. Ya ben yiyorum 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 niye kilo almıyorum? Çünkü ben manken bünyesine sahibim. Şimdi şunu söyleyeceğim ki benim bu zayıflığımın sizin gibi sinirle bir alakası yok yani. Tahsin amca ne haber? Hadi kızım poğaçanı ye de sonra güle güle git inşallah. Peçete al peçete. Ay, ay mükemmel teyze ben hayatımda böyle bir şey yemedim ya. Ay İfo teyze bunun içine ne koyuyorsunuz siz? Zehir zehir. Ha? Yok canım ay bildiğim poğaça işte. Aman. Ay İfo teyze ne olur bana bir çay koyar mısın? Yani ben sabah kalktım ayılamadım kendime gelmedim falan. Bir de poğaçayla iyi gider yani. Aman sen bana sabır ver. Sabır. İyi akşamlar. Cem, Cem şekerim, nereye gidiyorsun? Saat 7 oldu Fatoş, evime gidiyorum. Olur mu hiç canım? Bizim seninle Temmuz-Ağustos sayısının bütçesiyle ilgili konuşmamız gereken çok önemli konularımız var şeker. Ya bu akşam olması şart mı Fatoş? Bak Victoria evde yemek hazırladı da. Sana hiç yakıştıramadım bunu Cem. Şimdi yemeğin sırası mı? Cem Bey, ya benim böyle çekimlerle de ilgili bir toplantı yapsak çok önemli. Yani çok iyi olur. Cem Bey, ben de bir toplantı istiyorum efendim. Çünkü çay ocağı bütçesiyle ilgili konuşmak istiyorum. Çünkü kahve bitiyor, şeker bitiyor, çay bitiyor. Kimsenin ilgilendiği yok Cem Bey ya. Konuşalım rica ediyorum ya. Ha. Aslı? Tabii ben yarın akşam bir toplantı yaparız diye düşünmüştüm Cem. Şahan, çünkü gündüzler torbaya girdi değil mi? Cem'cim benim bütün gün röportajım var yarın yani yoğun bir dönem. Herkes tabii senin kadar özel hayatına ilgi göstermek istiyor ama iş diye bir şey var. Yani. Tamam. Peki arkadaşlar. Ne oldu? Gitmiyorum ben. Buyurun ama teker teker geliyorsunuz. Söyleyen
çok üşüyoruz. Küçük hanım teşrif ettiler. Pardon babacığım ya. Nerede kaldın Aslı'cığım? Saat 9:30 oldu. Hadi yemekleri getiriyorum ben. Vallahi öldük açlıktan Aslı ya. Ay, katılmam gereken toplantılar vardı Volkan. Aa, arkadaşlar hala ofiste çalışıyorlar. Duydum öyleymiş. Bizim de programımız vardı, iptal oldu. Sen de iş kadınlarına takılmayacaksın olmuş. İyi böyle. Paramız cebimizde kaldı en azından. Vallahi yani bu aralar 60 sente muhtaç olduk. Aslı yalnız bak ben sana bir şey diyeyim mi? 3 kuruş paraya çalışıyorsunuz o dergide, ona göre ha. Boş ver. Ben zaten hayatımın sonuna kadar o dergide öyle aynı pozisyonda çalışmayı düşünmüyorum yani. Bence acele karar verme Aslı. Hani böyle evleneyim, evimin kadını olayım falan durumları. Yani çünkü biraz ihtimaller azalıyor zaman geçtikçe. Evlilik umutları açısından konuşuyorum yani. Öyle işi bırakırsan sonra pişman olursun. Bunun yaşlılığı var, emekliliği var. İş en azından bir uğraştır sana. Anlatabiliyor muyum? Konuşacağım. Sen eğlendir kendini. Başarısız muhallebici. Ben senarist olma yolunda dev adımlarla ilerliyorum canım. Ne senaristi ya? Kime yazıyorsun senaryo? Sinan Çetin'e. Ha? Sinan Çetin'e mi? Kendisi böyle enteresan fikirler, orijinal senaryolar arıyormuş. Böyle yaratıcı beyinlerin ürettiği parlak hikayeler. Metin'i duymuşlar, sağ olsunlar. Yarın ofisime geliyorlar, konuşacağız. Allah Allah. Ya. Peki yazıyorsun da ne olacak yani? Hiç işte şöhret, para falan sen sevmezsin. Yok ya. Allah Allah. Hadi bakalım sofraya. Hadi bakalım. Hadi oturalım. Ay ay. Oh. Heh, gelin. Geldik bile. Ay. Vay yola. Ooo. Kendi neler yapmışsın İfacığım ya? Çerkez tavuğu yaptım senin çocuklar, için. Çocuklar, annenizin yaptığı bu çerkez tavuğunu kimse yapamıyor. En aşağı 50 kişiye tarifini ben yok beceremediler. Bu işin bir sırrı var ama söylemiyor. Tahsinciğim. Sevgiyle yapıyorum. Tatlılıkla yapıyorum. Lezzeti oradan geliyor. Canım. Sofraya gelin deyince geliriz. E hadi ama saat kaç oldu? Tamam anne. Oo. Sinan Bey merhaba. Merhaba. Aslı ben çok memnun oldum. Volkan'cığım, canım sen de herhalde böyle Sinan Çetin'le tanışayım ana olsun diye mi geldin? Niye geldin? Yok Aslı'cığım elimde çok cazip aksiyon hikayeleri var da Sinan Bey ilgilenir diye düşündüm. Merhaba abi. Volkan benim abim. Kendisi ilkokulda kompozisyon bile yazamazdı. Hala da yazabileceğini zannetmiyorum. Heves etmiş demek ki. Öyle mi? Aman ne komik. Aslı kardeşimin de bütün işi gücü makyaj, işte kadın malzemeleri falan filan. Bilmiyorum hocam, hani bir kadın hikayesi çekmek ister misiniz? Hocam, Volkan'ın bütün hayatı bir muhallebicide geçtiği için ondan öyle çok enteresan bir fikir çıkacağını sanmıyorum. Fıtuş, ben sana geldim, çok hazır bak. Tamam, haklısın şekerim, haklısın Sinancığım. Bak şimdi, ben karşıdaki sokak kahvesinde seni bekliyorum. Siz rahat konuşun şekerim. Kolay gelsin. Bye. Hocam, ben bir hikaye hazırladım. Hemen izah edeyim izninizle. Bir dakika hocam, sizinle randevusu olan bendim. Onun için isterseniz ben başlayayım. Nasıl istersiniz? Buyurun dinleyelim. Teşekkür ederim. Şimdi olay bir metropol hikayesi. Bir kafede geçiyor şehrin içinde. 100 dakika aynı mekanda geçiyor. Tek mekan. Özelliği bu. O metropol hikayesinin içinde bir kafe ve o kafedeki insanlar. Onların birbirleriyle ilişkileri, o şehir insanının yalnızlığı, o kuşatılmışlık, o aralarında geçen diyaloglar. Şehir vesaire, böyle bir proje. Tamam, hikaye nedir şu an? Hocam işte bir o hikaye eksik. Bir dakika Volkan, anlatıyorum. Hikaye şu hocam, akşam oluyor. Bunların hayatları öyle bir yöne gitmiş ki onlar o kafeden çıkamıyorlar. Niye çıkamıyorlar? Süper hikaye, vallahi bildim. Bir dakika Volkan. Niye çıkamıyorlar?
Sinan Bey, o sembolik bir şey. Yani artık onlar oraya ait olmuşlar. Bir yerde mesajımız bu yani. Ya ooo, öldüm heyecandan vallahi, süper hikaye. Bu kadar, benim size anlattıklarınız neyse bu kadar. Şimdi hocam, daha başka hikayeler de var tabii ama daha ham. Yani bunun en güzeli bu, bilmiyorum. Hocam izin verirseniz ben hikayemi anlatabilir miyim? Hocam olay Pekin'de geçiyor şimdi. Aikido ve karate sanseileri, ustaları adı Huşuan olan bir genci alıp yetiştiriyorlar. Adamın adı Huşuan. Huşuan. Aynı zamanda hani hem uzak doğu sporlarına hakim, aynı zamanda çok da iyi bir makyöz kendisi. Çok enteresan. Hem uzak doğulu hem makyöz, bunun hayatını sen yazacaksın. Güzel, hoş bir hikaye değil mi? Hocam herkes seyretmek ister bunu, kim istemez? Aslı sulandırma, bir dakika. Hocam ondan sonra bu Huşuan Amerika'ya geliyor. Gizemli bir elmasın peşinde kendisi. Ve kendi özel yetenekleriyle, yani yeri gelince karate, yeri gelince fondöten hesabı çözüyor oluyor. Siz neden böyle hep böyle, yani Türkiye'den bir şey niye anlatmıyorsunuz, hep böyle tuhaf şeyler anlatıyorsunuz, hikayeler yazmayı düşünüyorsunuz, yani normal Türk halkının hikayelerinden bahsetseniz. Ne gibi hocam? Nasıl? Nasıl? Sokaktaki insanın yaşadığı binlerce hikaye var, yani neden biriniz Japon, Çin, biriniz odalarda, nedir bu? Ne tavsiye edersiniz hocam acaba? Ya ne bileyim, böyle kendi hayatınızdan hikayeler yazsanız, günlük hayattan. Nasıl yani hocam? Ya güzel. Eski Türk filmleri gibi filmler yazsanız, onlar eskiden nasıl yapılıyordu, hani seyirci gidiyordu, güzel öykülerdi, onlardan yazsanız, biz de onları çeksek. Evet Volkan ya, ne Pekin'i Allah aşkına, sen Pekin'i haritada gösterebilsen, daha ne isteriz hocam yani. Aman sarı kafa, senin hikaye çok güzeldi sanki. Neymiş, kahvede insanlar muhabbet güzel çıkamıyorlarmış dışarı. Aman. Siz hep böyle tartışır mısınız? Maalesef hocam. Yani ben iyi bir insanım da, kardeşimle biraz uyumsuzluğumuz söz konusu. Bu arada müsaadenizle ben sabahtan beri çok çay kahve içtim. Bir su dökeyim gelirim diyorum. Evet hocam, bu detaylara ihtiyacımız var. Hakikaten çok iyi oldu söylediğin. Kalk git şuradan. Siz gerçekten kardeş misiniz? Ay kusura bakmayın Sinan Bey, ne olur yani işte evet kardeşiz de Volkan biraz böyledir yani işte benim abim. Biraz biz tabii ayrı dünyaların insanlarıyız, çok farklıyızdır. Hep böyle kavga ediyorsunuz anladığım kadarıyla. Ediyoruz yani. Uzun zamandır böyle. Pek anlaşamayız biz yani. Çok mu kırarsınız birbirinizi? Kırıyoruz Sinan Bey. O beni çok kırıyor. Yani hakikaten bazen hiç geri dönüşü olmayan şeyler yaşıyor. Bazen de siz onu kırıyor gibi duruyorsunuz. Böyle bir haliniz var. Ben ama isteyerek değil. İnanın isteyerek değil. Çünkü ben onu seviyorum. Çünkü... Yani abim, biz çocukken de iyi anlaşırdık ve beraber de oynardık. Ama oluyor yani. Şimdi kalp kırmayacaksınız. Kalp kırmak, yani biliyorsunuz bir cam nasıl kırılırsa, bir daha yapışmazsa, kalp de öyle bir şeydir. Birbirinizi kırmayacaksınız. Bakın birazdan kapı açılacak ya da o kapıdan abiniz tuvalete gitti anladığım kadarıyla. Döndüğü zaman yepyeni bir karakter olarak sizin sevgili abiniz olarak dönebilir. O öyle döndüğü zaman onu kalkıp da kalpten kucaklarsanız hiçbir problem kalmaz. Bakalım. Size gelecek. Bakalım inşallah, umarım gelecek. Bakalım bakalım gelecek mi? Ya nasıl dergi bu ya? Abi! Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Ay ne oluyor ya? Sinan Çetin nerede? Şimdi buradaydı ya. Tüydü herif bak. Ay oğlum işte sıktın adamı gitti ya. Pekin Pekin abuk subuk hikayeler. Ya Aslı bırak şimdi, tartışmayalım. Bak adam doğru şeyler söyledi. Artık bir senaryo yazmamız lazım Aslı. Türk filmi gibi şeyler söyledi. Evet, tamam, oldu. Bu akşam da buradayız. Bari pizza ısmarlayalım, değil mi?
Olur, süper fikir. Nasıl olsa buradayız. İyi, tamam. Bana uyar vallahi. Hayatımız vardı. Günler adeta bir rüya gibi geçiyordu. Çiçekim, çiçekim. Ne kadar güzelsiniz bugün. Yoksa aşık mısınız? Kızım neler söylüyorsun? Bırak, bilmez misiniz ki aşığa bağdan sorulmaz. Canım evladım, tanıştırayım, Tercettin Bey. Babanın yeni iş ortağı. Tercettin Bey artık yakın bir dostumuz oldu. Kendisiyle sık sık görüşeceğiz. Şeref oldum aslanım. O şeref bana ait efendim. Onu daha ilk gördüğüm anda hayırlı bir niyeti olmadığını anlamıştım. Ama hayatımı bir kabusa çevireceğini nereden bilebilirdim? Kenan benim çocukluk aşkımdı. Her şeyimdi. Saf, tertemiz duygular besliyorduk birbirimize. Her gün o ağacın altında buluşur, geleceğimizden konuşur, hayaller kurardık. İşte yakaladım seni. Aha, oyun bozanlık yok. İnanır mısın Kenan? O kadar mesudum ki bu mutluluğumu bütün dünyaya haykırmak istiyorum. Biz evlenince evimizin aynen böyle bir bahçesi olsun istiyorum Aslı. Camlısı tepesi gibi mi? Evet. Çocuklarımız evimizin bahçesinde neşeyle koştursunlar istiyorum. Sen de bana o güzel yemeklerinden yaparsın. Peki kaç çocuk? 3 çocuk. Aa, hayır 4. Hayır 5. Hayır 6. Hayır 7. Hayır 8. Hayır 9. Hayır 10. Hayır 10. Bu mesudanların kısa zaman sonra sona ereceğini nereden bilebilirdim? O benim olacak. Kaç para istiyorsan vereceğim. Yapamam. Yapamam dayım. Bunu istemeyim ben de. Kesem. Hayatım kurtulacak. Ben ne diyorsam olacak. Ben satılık değilim. Her şey satılık değildir beyim. Benim dünyamda her şey satılıktır Volkan Usta. Bunu böyle bil. Al sana 500 lira. Hadi söyle nereye gidiyor başçift her gün? Söyleyemem. Altın kalbi bir prensese bunu yapamam. Söyleyemem. Al sana 500 lira daha. Hadi söyle nereye gidiyor bu kız? O ağacın altına gidiyor beyim. Hangi ağacın altına? O ağacın altına. Ha, şöyle yola gel. Aferin sana Volkan Usta. Bu aramızda kalacak değil mi? Evet, aramızda kalacak Volkan Usta. Kenan! 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 Aa, hadi ama saklanma lütfen. Ama siz,
Siz ne arıyorsunuz burada kuzum? Ben de sizi arıyordum güzelim. Hadi gel, naz yapma. Kurtulamazsın herif. Neler söylüyorsunuz? Yok. Gel dedim sana. Gel. Çabuk gel. Arkadaşım, ben tadına baktım. Gerisi senin. Kenan, bırak açıklayayım. Açıklanacak bir şey yok. Allah'ım. Hayır. Hayır Allah'ım. Kenan, bırak açıklayayım. Sen bir melek değil. Şeytanmışsın. Evimiz, çocuklarımız olacaktı. Seni kraliçem yapacaktım. Kenan, bırak açıklayayım. Hayır, kalk. Görmek istemiyorum bundan sonra seni. O lanetli günde bütün kaderim değişmişti. Kirlenmişti. Leş gibi olmuştum. Ama azabım bununla bitecek miydi? Hayır. Gidecek tek yerim vardı. Ama orada da... Baba, bırakın açıklayayım. Bırak açıklasın Tahsin Bey. Yeter! Benim seni gibi kızım yok artık. Ailemizi iki paralı getirdim. Yıkılıp karşımdan. Bırak açıklasın Tahsin Bey. Bırakın açıklasın beyefendi. Bence açıklamasın beyefendi. Bizim için her şeyden önce namus ve şeref gelir. Sen namusumuzu iki paralı ettin. Yıkıl. Gözüm görmesin seni. Baba, bırakın açıklayayım. Bırak açıklasın Tahsin Bey. Hayır. O benim kızım değil. Benim kızım yok artık. Ayol diye açıklasaydı Tahsin Bey. Ne gerek var ya? Lütfen, lütfen beyefendi. Bırakın açıklasın. Tanrım şişmanı doldu. Şişmanı oldum ya. Aa, geçen gün Kubilay aradı beni. Dedim ki, Kubilay dedim, bir dakika bir barışık nereye kadar dedim ya. Aa, sıktı yani, bilmiyorum ya, acayip bozuluyorum ya. Ay Selim, vur, yeter, hiçbir şeye konsantre olamıyorum ya. Sus bir ya. Sen ne yapıyorsun ki orada şekerim? Senaryo olayı şekerim, Sinan Çetin ısmarladı. Evet, saat 8 oldu, toplantı yapmıyor muyuz? Aa, yapalım tabii, hemen geliyorum. Ne konuşuyoruz? Ne konuşuyoruz? Röportajları konuşabiliriz. Temmuz Ağustos sayısının röportajlarını. Derginin tanıtımı. Derginin tanıtımı. Peki, buyurun. Tamam. Selam arkadaşlar. Aa, ne haber? Victoria, ne işin var senin burada? Can, bastım ki senin geleceğin yok. Ben sonra geldim. Victoria'cığım, Vicky'cığım, şekerim, biz burada toplantı yapacağız. Herhalde toplantıya katılmayı düşünmüyorsun. İşte seni çıkarmam, öyle otururum. Çok profesyonel bir ortam gerçekten. Senin için bir sakıncası mı var aslında? Yok, otur.
Madrid'deki şansa bak ya. İki tane elf tadında kadın arasında kalmış. Bize de nerede bir hobbit var o denk gelir. Bakacağım. Senin sevdiğin o sosisli sandviçlerden yaptım. Bir de brownie. Acıkırsın diye. Hadi be. Ya harikasın. Ben de acıkmaya başlamıştım. Yanlış duymadım değil mi yenge? Sosisli sandviç mi acaba? Brownie mi? herkes için yaptım. Bol bol. Buyurun sandviçlerden sıcak. Arkadaşlar toplantıyı da atlamayalım. İlk toplantı yapacaktık. Arkadaşlar derken sizi kastediyorum. Ben hayatımda bu kadar güzel brownie yemedim. Müthiş. Bu ya. Bana yenge bir şey söyleyeyim, sen her zaman gel buraya. Yok canım. İçecek bir şey yapmadın yenge. Evet anladım, güzel bir şey. Sor pardon. Artık ben eski ben değildim. Kaderin elinde kuru bir yaprak misali sürükleniyordum. Gündüzleri cami avlularında dileniyor, geceleri ise Kenan'la buluştuğumuz o ağacın altında anılarımızla baş başa kalıyordum. Ancak makus talihim beni rahat bırakacak mıydı? Yok. İşte sana söylediğim kız. Nasıl? İyi parça değil mi? Korkulur senden. Belli Fatoş. Nerede buldu bu kızı? Kim bu kız? Kimsesiz garibanın teki. Buralarda dolaşıyor. Senin ağana düşmeyi bekliyor. Benim ağama mı düşmeyi bekliyor? Ağa benim ağabey. İster düşürürüm, ister düşürmem. Merhaba güzel kız. Merhaba efendim. Senin gibi kimse yok mu? Yok efendim. Ay, minik serçe bu yalnız be. Yalnız mısın sen gökyüzündeki yıldızlar kadar? Gel sen bizle. Sana bir tas çorba. Böyle güzel bir sıcak bir yuva verelim sana. Ne yapalım bilmiyorum ki. Sahi mi söylüyorsunuz efendim? İş ister misin? Bak sana güzel de bir iş buluruz ha. İş mi? Meslek sahibi mi olacağım? Tabii ki şekerim. Hem de dünyanın en eski mesleği. Ne kadar iyisiniz efendim. Bunu niye yapıyorsunuz? Biz İyi insanlarız be. Çok iyi insanlarız. Biz iyi yürekli insanlarız kızım. Ayrıca da insanlık öldü mü be? Öldü mü be o insanlık be? Ya, öldü mü? Öldü mü be? Ya da ya da be. Öldü mü be? Artık bir sermaye olmuştum. Pavyon köşelerinde müşteri bekleyen bir paçavra. Ama o gece, ya Rabbim, o gece olanlar. İşte böyle güzelim. Ben böyle düştüm buralara. Ya sen? Sen nasıl düştün? Beni siz düşürdünüz ya benli Fatoş abla. Doğru ya. İçelim. İçelim. Arkadaş mı arıyorsun yakışıklı? Bak burada körpe bir parça var. Tam dişine göre. Thank you.
Kenan mı? Aman adımı nereden biliyorsunuz? Benim için bütün erkekler Kenan'dır. Kenan. Fakat o da ne? Sizin saçlarınız beyazlaşmış. Yıllar önceydi. Zalim bir kadın yüzünden bir gecede beyazlaştı. O gece tövbekar olmaya karar verdim. Ne pahasına olursa olsun kendimi bu bataklıktan kurtarmalıydım. Ha anne, ya o peynirli poğaçanın tarifini bir ara versene bana. Niye? Kime lazım? Yapacağım. Ha. Aa, ben yaparım ayol sana. Canım poğaça mı çekti? Arkadaşlara götüreceğim ofise. Aslıcığım annen herkese tarif marif vermez. Öyle tuhaf bir huyu vardır işte. Aa, neden canım? Ver yazayım. Tamam, yaşa. Vardım. Yarın sabah yapacağım. Götüreceğim. Tamam tamam, ver yazayım. Ay. Aa, ne oluyor buradan? Aslı bu ne? Alçak. Başlamış. Herhalde. Vallahi kızım bıktırdın ha bu çalışkan kız sendromlarından yıllardır ha. Ne oluyor çocuklar Allah aşkına? Babacığım senaryo yazıyoruz biz. Bir o eksikti. İşinizi gücünüze baksanız olmuyor yani. 3 yumurta. 125 Volkan okumasana be senaryomu. Ver oku. İyi al ver. Öf. Sayfalarca yazmış inek. Ya hayır devam edeceğim. Aman muvaffak ol. Beyefendi, bunu yıllardır içimde bir sır olarak saklıyorum. Artık bu sırla yaşayamaz oldum. Vicdan azabı çekiyorum. Sizin kızınız bir pırlantadır beyefendi. Onu kirleten geçen sene boğazına baklava kaçmak suretiyle vefat eden alçak Taceddin Bey'den başkası değildir. Bununla artık yaşayamayacağımı fark ettim. Sizin kızınız bir pırlantadır. Sütten çıkma aşktır kendisi. Aman yarabbi. Ah benim bir tanecik melek kızım. Melek yavrum. Şimdi kim bilir nerelerde. Ben söylemiştim. Bırak açıklasın Tahsin diye. Biz de söylemiştik beyefendi. Yazık oldu küçük hanıma. Keşke ben açıklasaydım evet. Bıraksaydım da keşke açıklasaydım. Ben artık bu vicdan azabıyla daha fazla yaşayamam. Beni affedin. Beni unutun. Allah'ım beni affet. Bismillahirrahmanirrahim. Bir tanecik melek kızımı reddettim. Kötü bir babayım ben. Nereden bilebilirdin ki Tahsin Bey? Kızımı bulun bana. Kızımı. Oh, bak başladı. Gene tık 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 başladı. Oh. Allah'ım. Bunlar da mı gelecekti başımıza? Yıllar geçmişti. Ben kendimi bataktan kurtarmıştım. Kaderin bir cilvesi, korkunç bir kaza geçiren ve kör olan Kenan'la beni yine bir araya getirmişti. Ama çok güzel Kenan Bey. Sizin de biraz hava almanızı arzu ettim. Aman Allah'ım. Bu ses. Bu ses. Sizin adınız ne kuzum? Ayşe efendim. Demek Ayşe. Yıllar önce
Sizin sesinize çok benzeyen bir sesin sahibini tanımıştım. Ya, öyle mi? Evet. Ama o sizin gibi bir melek değildi. Zalim, alçak, düşük, namussuz bir kadındı. Öyle demeyiniz efendim. Belki bıraksaydınız da açıklasaydı. Rica ederim, bu bahsi kapatın. Bana ondan bahsetmeyin. Kızım! Kızım! Anne! Anneciğim! Evladım, sana biz çok büyük bir haksızlık yapmışız. Şişman Volkan Usta bize her şeyi tek tek anlattı. Meğer sen bir pırlanta kadar temiz, bir melek kadar safmışsın yavrucuğum. Anne, anneciğim. Aşkım. Yavrum aşkım. Aman Allah'ım. Bu ses. Bu ses. Bu ses. Nasıl? Aman ya Rabbim, Kenan, yürüyorsun ve görüyorsun. Biricik aslım benim. Ben sana böyle bir küfürü nasıl yaptım? Aslıcığım, babanın tıktıkları arttığı için gelemedi o. Hadi hep birlikte evimize gidelim. Aman ya Rabbim, o kadar mesudum ki. Sana bütün bu çektikleri unutturacağım Esli. Seni prensesler gibi yaşatacağım. Seni çok mesut edeceğim. Kenan, her şeyi açıklayabilirim. Şşş. Hepsi geçti Meleğim. Artık güzel günler bizi bekler. Açıklasaydım ya. Günaydın. Günaydın da saat 11 aslanımcığım. Boş ver, annemin özel tarifiyle poğaça yaptım. Aa. Eyvah, rekabetin yönü ve rengi değişiyor ha. Ay bu poğaçalar var ya, acayip yani. Bir kere yiyince bir daha unutamıyorsun ya. Cem. Evde poğaça yapıp getirdim, yemek ister misin? Tabii ya. Ay. Nasıl buldunuz? Güzel. Fena değil. Nasıl fena değil? Annemin poğaçası bu ya, meşhurdur. Günaydın çocuklar. Gör ya. Canım ne işin var senin bu saatte burada? Hiç, evde canım sıkıldı. Ben de kıymalı börekle kaymaklı kayısı tatlısı yaptım. Size getirdim. Yapma ya. Bir de be. Allah bu ne? İşte bu ya. Türk büfesi bugün de nasıl bir can sıkıntısıysa artık. Poğaça anneninki gibi değil ya. Ne yapayım Selin? Demek ki ben annem gibi yemek yapamıyorum. Allah Allah. Olmuyor işte, olmadı. Kızım bak, bunda bir şeyler eksik. O daha böyle baharatlı, daha kokuluydu sanki ya. Bunda bir şeyler eksik yani. Hadi ya. Doğru söylüyorsun Selin ya. Ben senin yerinde olsam annenin yaprak sarmasını yapardım. Ay olayı bitirirsin yani. Finalize yok öyle bir şey, Allah çok güzeldi. Hangi Victor ya, hangi? Hadi ya. Mahmut bak, beni iyi dinle. Bana kesinlikle telefon bağlamayacaksın, tamam mı abiciğim? Müşteriyle de beni muhatap etmeyeceksin. Anlaşıldı mı? Çok yani özel bir işim var şu an. Yani sakın beni rahatsız etme. Olaya konsantre olmam lazım. Tamam abi. Hadi bakayım, göreyim seni. Hadi.
nerelerde? Ama boşver sen onu kızım. O eğlenceden ne anlar ki? Varsa yoksa musiki. İyi insan lafının üstüne gelir. Gel Volkan, dostlarımla tanış. Hayır efendim, teşekkür ederim. Musiki çalışmalarına devam etmem lazım. Zaten sizin bu gürültülü eğlence anlayışınızdan hiç haz edemedim. Hadi gel gel. Israr etmeyin kuzum. Yarabbim, böyle bir güzellik, o bir insan değil, bir peri kızı olmalıydı. Görür görmez içimde derin hisler uyandıran bu peri kızı acaba kimdi? Müşerref oldum küçük hanım. O şeref bana ait Volkan Bey. Aslı sizin musikiye çok istidatlı olduğunuzu söyledi. Doğru mu? Sağ olsunlar, mübalağa etmişler biraz. Rica etsem bir gün benim için de çalıp söyler misiniz? Bu kadar güzelsiniz ki. Sizin için bir değil bin şarkı söylerim. Güzelliğiniz benim için ilham kaynağı. Gönül penceresinden ansızın akıp geçtin. Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin. Bir yangın köyü yeniden yakıp geçtin. Bir yangın külü yeniden yakıp geçtin. Bir yangın külü yeniden yakıp geçtin. Bir yangın külü yeniden yakıp geçtin. Belki eski şarkının kırık bir güftesiydin. Belki de bu şarkının kırık bir güftesiydin. Neden beni bıraktın, neden terk edip geçtin? Neden beni bıraktın, neden terk edip gittin? Bir yangın külü yeniden yakıp geçtin. Bir yangın külü yeniden yakıp geçtin. Beni utandırdınız. Hayat tostende bir rüya gibi sürüyordu. Seninle o ağacın altında buluşuyor, muhallebicilere gidiyorduk. Kumrular gibiydik efendim. Canım. Volkan, aşkımız hiç bitmesin olmaz mı? Sonsuza kadar sürecek küçük sincapım benim. Hatta neşemize neşe katalım. Hadi bakalım. Fıldır fıldır hayriye, gel beriye beriye. Fıldır fıldır hayriye, gel beriye beriye. Fıldır fıldır hayriye, Bahtiyarlığımızı gölgeleyen tek şey Selin'in meraklısı olduğu o debdebeli lüks cemiyet hayatıydı. Bu yaşamın mutluluğumuza gölge düşürebileceğini tahayyül ettikçe ürperiyor, adeta boğulacak gibi oluyordum. Ve günlerden bir gün ne elemdir ki korktum başıma geldi efendim. Hayrola kuzum, hani siz gelmeyecektiniz? Musiki cemiyetinde bir hocamız rahatsızlanmış. O yüzden işim erken bitti geldim. Neden şaşırdınız ki bu kadar geldiğime? Selin Hanım nerede? Madem siz bu suali sordunuz ben de söyleyeyim. İşte orada. Bizim muhitimiz böyledir işte. Zamanla siz de alışacaksınız bu asri hayata. Ne oldu kuzum? Bembeyaz kesildiniz. Beynimden
anlar bir film şeridi gibi gözlerimin önünden geçiyordu. Kendimi kaybedip kaba kuvvete başvurduğumu hatırlar gibiyim. Hayır, kendine hakim ol lütfen. Zavallı aşağılık insan. Hayır, ah tanrım. Halıkan olacak. Alın bunu götürün buradan bir yere atın. Evde istemiyorum. Ha, atmışken kemanını da atın. Kapıdala. Aşağılık insanlar. Sıkıysa tekrar tekrar gelin efendim. Akşamdan beri buradasınız. Fakat siz kimsiniz kuzum? Benim adım Yaprak. Kibrit satıyorum. Kimsesizim. Ya siz kimsiniz kuzum? Ben... Aman yarabbim. Hafızamı kaybetmiştim. Başıma yediğim darbelerden olmalıydı. O acımasız köpekler beni geçmiş hayatımdan koparmışlar. Bir paçavra gibi sürüklemişlerdi rüzgarın önünde efendim. Elinizdeki sanırım bir keman. Evet efendim. Şayet rica etsem çalar mısınız? Tabii efendim. Yıllar yılı gönlümde bir gün bahar olmadı. Hayat öyle bir hanki, acı içinde hancı. Sevmek korkulur yam, yalnızlık büyük acı. Hangi kapıyı çalsam karşımda buruk acı. Sevmek korkulur yam, yalnızlık büyük acı. Hangi kapıyı çalsam karşımda buruk acı. Ne kadar güzel sesiniz var. Bakın ormandaki bütün kuşlar sustu. Siz de ne kadar güzel çalıyorsunuz. Teşekkür ederim. İsterseniz biraz zaman alır ama size de öğretebilirim. Önce bir elinizi alın, bir deneyin. O an acı gerçekle karşı karşıya kaldım. O güzel ve masum kız maalesef kördü efendim. Sokaklarda sanatımızı icra ediyorduk. Dileniyorduk adeta ama mesuttuk. Birbirimize can yoldaşı olmuştuk. Bu can yoldaşlığı zaman içinde tertemiz bir aşka dönüştü efendim. Ardından da mütevazi bir izdivaca vesile olduk. Mutluluktan uçuyordum adeta. Şarkıcı, istek şarkılarınız söylenir. Kız göze gülmek istemem. Yaprak Hanım, tavuk yiyin ne olur? Ben vejetaryenim Volkan, biliyorsunuz. Kuzum yapmayın böyle Allah aşkına. Bakın iki can taşıyorsunuz. Yiyin lütfen. Yavrumuzun size benzemesini ne kadar çok istiyorum, biliyor musunuz? Allah duysun sesinizi. Al.
Hayırdır küçük kız? Yolunu mu kaybettin? Hayır amca, annemle geziyorum. Öyle mi? Ne kadar güzel bir kızsın sen. Seni görünce yüreğim pırpır etti. Tuhaf şey. Baban falan yok mu senin? Ben babamı hiç tanımadım amca. Vah yavrum vah. Size baba diyebilir miyim amca? Dersin tabii ufak, dersin. Yaprak şu hali görüyor musun? Hayır, göremiyorum. Ben körüm. Bana baba diyebilirsin ufaklık. Hatta kimi zaman beni ziyarete de gelebilirsin. Volkan, o zaten senin çocuğun. Volkan mı? Ne Volkan? Tanrım Volkan, evet ben Volkan'ım, hatırlıyorum. Ah! Volkan, sizin bir kızınız mı var? Ya Rabbi, görüyorum, görüyorum, şoktan gözlerim açıldı. Aman Tanrım, demek aşkımızın bir meyvesi var. Selin hep sevdim efendim. Yavrum, ben senin babanım çocuğum. Volkan, peki ben ne olacağım? Karnımda çocuğunu taşıyorum. Durun. Siz kardeşsiniz. Ne? Kim kiminle kardeş? Bir dakika. Siz de kardeşsiniz. Nasıl? O senin kızın. Durun. O benim annem. Neyi? Ne? Ne? O çocuk senin çocuğun değil. Bu gencin çocuğu. Ne? Evet. O çocuk benim çocuğum. Ne? Ne? Ne oluyor lan burada? Lan çocuk bir tane. Talep fazla. Oğlum işte senaryo yazmak kolay değil. Bak karıştırdın, ne olacak şimdi? Hadi bakalım buyurun. Öf öf. Ulan bu kadar dağıtırsak nasıl toparlayacağız bu hikayeyi ya? Ne kazık işmiş ya, nasıl bağlayacağım ben ya? Oo abi sen burada mısın daha ya? Aleme akacağız ya. Ya Sertaş ne alemi ya? Gözlerim pörtledi benim burada ya. Abi hazır Yaprak ablamızın toplantısı var diye aleme akacaktık ya. Üf, doğru söylüyorsun Sertaç ya. Tamam ufak ufak gidelim de bu iş ne olacak? Hangi iş abi? Tamam tamam Sertaç ya. Ya o kadarını da sette bağlasınlar abi. Her şeyde senaristten beklenmez ki ya. Kendileri ayarlasınlar. Koskoca Sinan Çetin ya. Sinan Çetin mi abi? Neyse boş ver sen. Hadi bakalım gidelim yürü. Zeytinyağlı yaprak sarma. Ne tesadüf. Buyurun. Vallahi rejimi de bozacağız ama artık ne yapalım? Güzel. Ne yiyorsun? İyi de bir. Eline sağlık kızım. Yani güzel ama. Tatlar karışmasın diye iyice ağzınızı yapın. Bu iyiydi. Çok enteresan bir şey bu. Bu ne? Bu işte o. Niye bunda ne var ya? Vay. Muaf falan oldum ya. Farklı bir tat var bunda yenge. Elim ayrılır canım. Ya. Aslı. Bu sarma bu sarma değil ya. Ay ben yaptım Selin. Hayda. Ne oluyor ya? Anlamıyorum şimdi. Niye aynısı olmuyor bu yemekler? Yavrum herkesin bir el ayarı vardır. Ne bileyim sen bu kadar becerebiliyorsun herhalde.
Anne bunun elle falan ilgisi yok. Bence sen bazı malzemeleri eksik söylüyorsun. Allah Allah. Üstüme iyilik sağlık. Ah İpucu ah. Ne? Anne bir şey söyleyeceğim. Ben çocuktum hatırlıyorum. Senin böyle bir tarif defterin vardı karma karışık. Nerede o? Ya işte ya. Aa sen nereden biliyorsun o defteri? E çocuktum görmüştüm hatırlıyorum. Bunda da fil hafızası var maaş. Anne nerede o defter? Ay ne bileyim şekerim yıllar önce kayboldu. Nasıl kayboldu ya? Aslıcığım bayağı kayboldu. Aa sen ne istiyorsan söyle ben sana tarifleri yazayım canım. Allah Allah. Aşkım için. İyi akşamlar. Sütçüoğlu ailesi Cümleten ayı bir akşamlar diliyorum. Hoş geldin Melek Kuşu. Hoş bulduk anneciğim babacığım. Merhaba. Anne ölüyorum açlıktan ya. Bir çorba morba bir şey var mı ya? Olmaz mı? Domates çorban var. Domates çorbası mı? Anneciğimin meşhur domates çorbası. Yemem mi ben? Ya tarifini kimsenin bilemediği çorba. Ayol herkesin bildiği domates çorbası işte. Aslı, Aslı. O kuba koltuğunun minderinin altında. Ne? Kuba koltuğu minderinin altında diyorum. İnanamıyorum ya. İşte bu defter. Her şey burada bak. Çerkez tavuğu, kısır, mitit köfte, poğaça bak benim poğaça bak şimdi bak bak bak. Ha, limon kabuğu rendesiyle tatlı kırmızı biber. İşte bunları bana söylemedi ya. Zeytinyağlı dolma. Tarçın işte tarçın. Biliyorum bir şey olduğunu. Vay be. Aslı ne oluyor ya? Al yavrucuğum. Hah, afiyetle ye. Aa, nereden buldun onu? Buradan, koltuğun minderinin altından, hayret. Orada mıymış? Ben de yıllardır arıyordum. Anne niye bana malzemeleri eksik söyledin? Eksik söylemedim yavrucuğum. Hatırımda kaldığı kadarını söylemişimdir. Hiç zannetmiyorum. Ay Aslı ben de kafamı kaldı. Birkaç eksik baharat falan olabilir yani. Baharatların eksik olduğunu nereden biliyorsun? Aa ver şunu Aslı. Vermeyeceğim. Darılma bu tuhafsın İpucuğum. Seni anlamak mümkün değil. Anne versene kıza defteri ya. Yazık günah. O da güzel yemek yapsın belki koca bulur. Anne bana bunu nasıl yaparsın ya? Daha doğrusu niye yaparsın? Size ne? He? Size ne? Tarifler benim. İster veririm, ister vermem. He? Yıllarca uğraşmışım, kendi kendime bulmuşum. Kime ne şimdi? Herkesin bir sırrı var. Benim de sırrım bu. He? Onca yıl mutfakta ter dökmüşüm, icatlar yapmışım. Şimdi her isteyene birden git, pat! Tarifler. Yok ya. Nerede o bolluk? Yağma yok efendim. Yağma yok. Sakin ol İpucuğum. Hayda. Sakin olmayacağım sakin. Sen sus. Kimse benim gibi yemek yapamaz. Ha, bak. Diyet yemeği. Hiç bilmem. Salata. Sevmem. Severim de sevmem. Ama. Köfte. Dolma, kek, börek konusunda o alanda hiç kimse İffet Sütçüoğlu'nun eline su dökemez. Döktürmem. Hiç kimseye tariflerimi vermem. Kızıma bile. Ben böyle bir şey olduğunu tahmin ediyordum da konduramıyordum doğrusu. Ah. Çikolatalı limonlu kek. Ben bunu alırım. Günaydın. Günaydın canım. Fatoş. Hı.
Sinan Çetin senaryoları okumuş mu, bir şey dedi mi? Okumuş okumasına da Aklıcığım, şimdi biliyorsun Sinan çok titiz bir yönetmen. Tamam Fatoş, kendim etme, ne dedi ya? Yani hatırlayabildiğim kadarıyla bir tanesi berbat, bir tanesi de yarım ve berbatmış. O Volkan'ınki. Tam ve berbat olan kiminki? Fatoş, tam olarak ne dedi adam? Ay peki Aslı'cığım, sanırım şöyle dedi. Gerçeklikten uzak, yaratıcılıktan da uzak, klişe ve gülüş. Anladım. Niye anladın? Benim senaryomdaki alt metinleri anlayamamış. Ah ya. Olsun, bir gün beni de anlayacaklar. Kolay değil. Cem. Çikolatalı, limonlu kek, ev yapımı. Bir dene bakalım. Yiyemem Aslı. Niye? Yani ben bundan sonra mümkün değil kek yiyemem. Ne demek mümkün değil ya? Ev yapımı? Biliyorum, bir haftada 3 kilo almışım. Senle Victoria beni mahvettiniz. Ya her akşam burada pasta, börek, dolma derken hayatımda ilk defa rejim yapmak zorunda kaldım ya. Honey bunny, sana somunlu salata yaptım, getirdim rejimin için. Ah Victoria, senin şu rejim yemeklerin olmasa ben bittim ya. Sağ ol canım benim, sağ ol. Oh. Soldur Hayriye. Gel Hayriye. Soldur Hayriye. Aman yarabbim. Hafızamı kaybetmiştim. Ben Armando Diego Maradona'yım. Cimcime. Cem. Cem efendim.